Herkese merhaba Passionate takipçileri. Bugün DCS World'da tahmin edebileceğiniz üzere F-16C ile First and Vessels Over Syria kampanyasının dördüncü görevine çıkıyoruz. Bu görevde gene Deir ez-Zor civarındayız. Stratejik bir baskın yapacağız. SİA'nın bu üst düzey liderlerine hedef alacağımız bu operasyonda oldukça kritik unsurlar olacak. Başlayıp detaylara görelim. Şimdi buradan hemen briefing detaylarına geçiyorum. Her zaman olduğu gibi şöyle basit bir şekilde paylaşacağım. Bunları hızlı bir şekilde geçiyorum. Bunların hepsine birazdan değineceğim. Bu okumak isteyen kişilerin hızlıca durdurup bakabilmeleri için helikopter rotalarımız geçiyorum. Bu şekilde bir briefing dosyamız var. Kneeboard'umuzda bu şekilde özetleyebiliriz. Gene aynı fotoğraflar mevcut. Bu sefer şurada ekstra notlarımız var. Bunların hepsine hemen değineceğim. Evet. Bugün Deir ez-Zor'un biraz 14 mil kadar güneydoğusunda bir yerde olacağız. Dediğim gibi önemli bir CIA lider toplantısına yönelik bir baskın operasyonu olacak ve bu istihbarat raporlarına göre toplantı Fırat Nehri'nin bu doğu kıyısında CIA kontrolü altında bir köyde yapılacak. Bölgede daha farklı hava savunma sistemleri olacağına yönelik bilgiler geliyor. İstihbarat bize SA-6 ve 8 gibi şeylerin olmayacağını söyledi. Fakat işte ZU-57 ve MEMPED gibi şeyler, unsurlar olabilir. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde bu Deir ez-Zor'da düşman SA-6 tarafından kurulan bir pusuya düşürüldük. Ve burada resmen düşürüldük. Eğer launcher'lara fazladan böyle ne bileyim daha rahat az risk alarak davransaydık, aç gözlü olmadan bir şekilde gitseydik, sağlam bir şekilde dönebilirdik diye de düşünüyorum. Veya bütün mühimmatımızı harcamasaydık. Neyse, biliyorsunuz Ghost ve Rotor birkaç harm atışı yaptı. Fakat radarı çok güzel zamanda kapattıkları için bu harm atışları başarısız oldu. Fakat Popeye gene de bir şekilde bu radar operatörlerini alt etmeyi başardı. Biz de ona yardım ettik. O yüzden bu bugünkü görevimiz biraz daha sofistika bir yaklaşım gerektiriyor olacak. Kabaca gene H4'ten kalkacağız. Bu toplantıya baskın düzenleyeceğiz. Ve özel kuvvetler 3 UH-60 Black Hawk dediğimiz helikopterler ile gelecek. Ve 2 tane Apache helikopteri de onlara eşlik edecek. Bizim görevimiz bu SA-9 veya ZU-23, ZU-57 dediğimiz ZU da diyebiliriz. Bilmiyorum hangisi daha doğru olur. Bunları ortadan kaldırmak. Görev adında belirdiği gibi Overwatch olacağız. Tepelerinde onları koruyan meleği olacağız ve bunların rahat rahat görevini yapmalarına izin vereceğiz. Çünkü Black Hawk'larda bir saldırı timi gelecek. Hedef bölgeye indirilecek. Ve bu nehir vadisini kullanıp iniş yapacaklar. Çok fazla hedef olarak gözükmesin diyeler. O yüzden çok alçak uçacaklar. Apache'ler bu bölgedeki CIA garnizonunu baskılayarak bu timin görevini daha rahat yapmasına yardım edecek. Ana timin güvenliğini sağlayacak. Biz de onların güvenliğini sağlayacağız gibi bir şey olacak kısacası. Yani biz hepsinden sorumluyuz. Bir sürpriz çıkarsa helikopterlerin kafasını kaldıramadığı yerde gökten 10.000, 15.000 fitten vuruş yapacağız. Umuyorum. Kneeboard'daki detaylara geçersek de 28 Haziran 2013 tarihindeki uçuşumuzu gene Sword 21 çağrı adıyla yapacağız. Bu sefer gene bug ile uçuyor olacağız. Bu 14 mil güneydoğudaki köyün civarında takılacağız. Kabaca 3 amacımız olacak. SAM'lerden hedef alanını arındırmak. Helikopterleri güvenli bir şekilde orada tutmak ve yapabilirsek sonunda bina ve muhafız evini de yok etmek olacak. Bugün
Hava 36 derece bir önceki güne kıyasla. 8 binde biraz dağınık bulutlar var diyorlar ve alt irtifada rüzgar hızı 5 knot'ı geçmiyor. Ne demek? Hava durumu operasyonlar için gayet güzel. Bir öncekinde bayağı bulutlar sıkıntı çıkarmıştı. Rotamızı gene şuradaki dosyadan hızlıca geçip bakalım. Şunu tekrar büyüteyim. Çok fazla aynı detaylara değinmeye gerek bulmuyorum. Gene diğer 3 görev gibi, pardon, diğer 2 görev gibi aynı. Suriye sınırından kuzeye çıkıyoruz. Aynı irtifalarda, yaklaşık aynı yerde. Initial point'imize, IP point'imize gidiyoruz. Bu sefer 4 ve 5'te Garrison ve Target Building'i işaretledik. Gene 6'da güneye egres yapıp 7-8 üzerinden döneceğiz. Fazladan nokta olduğu için Approach Alpha ve Bravo'muz değişti. Bingo yakıtımız biraz fazla. Loadout'umuzda da önceki detaylara girmeyeceğim. Farklara sadece değineceğim. Jammer ve HTS podumuz yok. Çünkü istihbarat dediğim gibi SA6 ve 8 olmayacağını söyledi. 2 ve 3 de olmayacak haliyle. Dolayısıyla HTS'e ihtiyacımız yok. Mempadler için zaten bir işe yaramıyor. Veya AAA'ler için zaten bir işe yaramıyor. Onun yerine fazladan bir yakıt tank alıyoruz. Ki yakıt sıkıntısı çekmeyelim. Çünkü tepede daha fazla uçuş yapıyor olacağız muhtemelen. O yüzden daha dengeli bir chaff flare oranı aldık. Bir diğer farkımız da JDAM'ler yerine GBU-12 aldık. Bu GBU-12 nedir? Lazer güdümlü bir bombadır. Geri kalan havadan havaya mühimmatımız aynı. Ve radyo frekanslarını biraz daha ekleme yapmış. İşte Gold Assault Force olacağı için bu frekanslara girip onları dinlememiz gerekirse yardım etmemiz gerekiyor olabilir. Evet, bu sefer daha hızlı geçtiğimizi düşünüyorum ve şu an iPad'i kapatıp başlatma prosedürüne geçeceğim. Buradan son bir kez fotoğraflara bakabiliriz buradan. Bakın nehrin doğusunda yaklaşık bu situational awareness'ımızı SA'yı arttırmak için bunları aklımızın bir kenarında tutmamız lazım. Mesela bakın şurada köy. Yani ben nereye bakacağımı bilmek için, diğer bilmezsek TGP ile çok zorlanabiliriz. Bakın şurada iki tane küçük adacık var. Buradan bir çizgi çekip ilk ana yol yerleşim birliğiyle kesişen ilk ana yola bakacağım. Orada ne diyor? Yolun kenarında bir SA-9 var diyor. AAA var diyor. AAA var diyor. Yani saat 12 ve 5 yönünde yola kıyasla saat gibi alırsak 3 tane unsur var. Bunları bir kenara koyuyorum kafamın ki bakacağımız yeri bilelim. Burada uydu fotoğrafını çekmiş. Hedef şeyimiz köşedeki bina. Bakın şöyle bir adacığın yanındaki arada kalan yer. Yani bunların herkesin kişisel bir şekilde hatırlama yöntemi vardır. Bu da helikopterlerin nereden gideceğini görüyoruz. Bakın Apache'ler bunları meşgul tutacak ki buraya yardıma gelmesinler. Özel tim de buradan inecek muhtemelen. Gidecek ve gelecek veya belki burada mı inecek bilemiyorum. Herhalde kıyıda inmesini bekleriz. Bunlar çok uzakta. Çok yolumuzu şaşırmazsak engel olmaz. Evet, başlatma prosedürüyle sakin sakin yolumuza çıkalım. Tail 4 ground, sort 2-1, requesting engine start. Sort 2-1 cleared for engine start. Aviyonetlerimi açıyorum, kodlara güç veriyorum. Sort 2-1, starting up. Rising. Good start.
aplikası uyarımızı erken açtığımız için çıktı. Düzgün yaparsak kapanacak. Burada radyoyla Sword'a bir merhaba diyelim. Bug'a daha doğrusu. Sword 2-2 Leap, radio check. Lima Charlie Forest, 2-2 is up, let's go. Copy, Charlie. Follow me up. 2-2. Evet, bu sefer kontroller geçti, fail gelmedi. Taksi iznimizi de isteyelim. Sırada maveriklere açacağım zaman kazanmak için. Sword 2-1, you are cleared for taxi to runway. Sword 2-1.
biraz daha uzak olsaydı daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Yaptığımıza göre Air to Ground'dan çıkabiliriz ve görevimize başlayalım. Sırf bunun tutorialını ayrı bir şekilde yapacağım çünkü ben öğrenene kadar biraz canım çıktı. Ne yalan söyleyeyim. Öyle yapsan olmuyor, böyle yapsan olmuyor. You are cleared for takeoff on runway 28, wind 321 for 2 knots, altimeter 2985. Sort 21. Önceki seferde tam vuramamızın sebebi oydu muhtemelen. Ground jettisini de açmadığımız için doğru düzgün yapamadı. Gerçi o videoya baktım daha sonradan. Maverick'imiz fense vurmuş, patlamış gibi gözüküyor hedeften ziyade. Belki de bir şekilde doğru yaptık. Çünkü ben orada TGP poduyla nişan almadım. Yani aldım ama daha sonra manuel handoff yapıp Maverick'ten tekrar bakıp confirm ettim tarih, yani hedefi doğruladım. Sort to one, gear up. Neden olmadı? Ama hatalarımızdan ders çıkaracağız tabii. Bayağı ağırız ya bu sefer. Uçağımızı affetmiyor. Derse buradan da ayarlayabiliyorum burada. Her seferinde farklı bir şey ekleyeyim.
Şunu yaparsam 355'te tutacak mı? Ama çoğu zaman 1-2 derece küçümsüyorum. 50'le devam ediyoruz. Otopilotumuzun, evet bunu daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Kabaca 4 tane ayarımız var. Bu uçağı istediğim pozisyonda tutmaya çalışıyor. Joystick'le her müdahale ettiğimde onu sabit tutmaya çalışıyor. Attitude hold deniliyor. Üste alırsam pitch altitude hold oluyor. Bu da hani irtifamızı sabit tutmaya çalışıyor. Bu steering select dediğimiz buradaki pointlerimizi ayarladıysak o point'e gitmeye çalışıyor. Roll heading dersek de burada seçtiğimiz heading'i her zaman tutmaya çalışıyor. Çok çok basit, primitif bir otopilot. Eğer bu steering pointleri otomatik geçmesini istersek de buradan galiba selectleme manuel yapıyorduk. Bunu değiştirirsek de 1'den 2'ye, 3'e, 4'e otomatik sayacak. Onları hani görece daha gerçekçi bir otopilota dönecek eğer önceden ayarladıysak koordinatları. Fakat pek bir faydasını görmedim bugüne kadar, o yüzden hiçbir zaman kullanmıyorum. Burada galiba jet sesi fazla. Şu an sesi kısalım. Uyanın. Artık hava sahasından çıkalım. ESA 2 ile 6'nın kucağına gidiyoruz. Evet, bug'la konuşalım. Bu arada kule, yer, hepsi aynı kişi, aynı üs olsa da bunları VHF frekansından yapıyoruz, frekansından ötürü. UEFA'ya daha bir ana kanal gibi düşünün. Dolayısıyla biz bu yere bağlıyken bizim arkadaşla konuşamıyoruz. O yüzden bir randevu pointimiz var. Şimdi onu ayarladık ve konuşacağız. Yani aynı anda ikisini yapmıyoruz. Sort 22 lead, pushing on the flight plan. Mesela hava sahasından çıkana kadar konuşmadık. Hava sahasından... Evet, şimdi de Sentinel'le konuşacağız. 1-2 yaptık. Bakın aynı anda iki kanal her zaman aktif. Mesela şu an hava sahası yerle konuşamayız. Çünkü Sword Flight'ı ayarladık. Her zaman iki tane frekansımız var. Sentinel, Sword 21 airborne and pushing on mission 0618. Request words. Copy all, Sentinel. Sort 2 out. K2, let's push on. Sentinel's reporting Russian activity ahead. So keep sharp, make sure we stay clear. See that, boys? What do you think the Russians are hitting all the way out here? There's no SDS in the Not sure, Buck. But if I had to guess, I'd go with the SIA. It is. That's pretty concerning. We're supposed to be driving them back, and instead they might be advancing. Agreed. If I'm right, it's concerning. But not our problem right now. Copy for it. Bu bug çok decent bir arkadaş çok. Evet, burada da opsiyonel konuşma çıktı diyor. Görevi tartışalım mı diyor. Neden olmasın? Last review of the mission details? Negatively, I'm good. Should be pretty cool to see those patches in action, though. Well, don't get distracted. We're not here to watch fireworks. Remember, we've got a job to do. Copy, lead. I hear you. I'm just glad those clouds finally cleared. Should make it a lot safer to locate the targets. Agreed. Nice to finally be out of the weather. Means we should be able to sit high above the target out of range of that SA-9. With only smaller AAA down there, should be untouchable. Let's just hope that there's no SA-8s or 6s hiding down there.
Öksüsene de şu konuşma bitsin, esas ortada bakalım. No Elon, no SIGINT, no reports from Intel assets on the ground, nothing spotted from above. We're certain as we can be. Just keep clear of the oil fields. Might be a different story over there. In that case, it's just some light AAA and an SA-9, depending on there. It should be easy enough for us to deal with. On the other hand, if I was on those helos down there, I would not want to be going in during the day. Same here. They didn't sound too thrilled by the idea. But that's the way the chips fall sometimes, and why they're getting a heavy escort. Shame we can't just drop a 2,000 pounder straight on their heads. No fuss. Come on, Bug. You understand better than that. Might be valuable intel in that meeting. I just don't get why they don't hold a meeting in a garrison location. Surely that's more secure. More obvious, too. Probably worried about someone like you putting a bomb through the roof. Less obvious location is less secure, but less likely to be identified and bombed. And how's that working out for him? Evet, her türlü ne yapacaklarını biliyoruz. Burada da biraz Amerikan istihbaratına şey yapmışlar. Bu arada bakalım. Şuradan tekrar büyütüyorum. Şu an havada uçuyoruz. Bir numara yok zaten. Bakın burada SA-9 bu koruyor olacak. Yani bunun 12.000 fetin üstünde olduğumuz müddetçe bizi vuramaz. Veya 2.5 nat. Dolayısıyla çok alçalmamaya çalışacağız. Ama mutlaka bu noktaya gireceğiz. O yüzden bir SA-9'ı şey yapacağız. Başka ne vardı da? Mesela ZU-57 olacak. Bu arkadaş. Bu War Thunder'da da bununla oynayacağız bu arada. Çok keyifli bir alet. Tankları bile güzel vuruyor. Bu 20.000 fite kadar atabiliyor ama mermi attığı için ve çok ağır bir mermi çekirdeği olduğu için yavaş gidiyor. Dolayısıyla geldiğini görüyorsunuz. Oo, yani bununla vurulmak için çaba sarf etmek lazım. Büyük uçaklar için daha zor olabilir ama bunlar da zaten aynı silahı var. Kısacası bu zaten bu SA-60. Çok sayıda olurlarsa tehlikeli oluyorlar tabii. Veya radarla eğer güdülüyorlarsa. Ama bu arkadaşlar radar yok. Evet. Bir de manpad'imiz olacak büyük ihtimalle. Onlar da benim açıkçası en çok korktuklarım. Aynı menzile sahip SA-9'la ama araç olmadığı için göremiyorsunuz. Ama bunlardan vurulup kurtulma şansımız var. Bir önceki gibi yakıt depomuzu tepelemezse. Evet, tekrar dönebiliriz sana ekranımıza. Sadece ondan önce şu briefing fotoğraflarına bir daha bakalım. Bakın az önce konuşmada bahsetti. Derezor'a girmeyeceğiz. Şu oil field'de pek fazla gezinme dedi. Burada savunma sistemlerinin ne olup olmadığını bilmiyoruz. Zaten burayla pek bir işimiz de yok. Nehir civarında takıldığımız müddetçe iyiyiz. Şu SA, yol kenarındaki SA-9'u halledersek en büyük derdimiz bu. İlk olarak onu bulmaya ve etiketlemeye çalışacağım. Ondan sonra bakalım. Neymiş? 4 garrison, 5 target buildingmiş. Yani 4 burası, 5 burası. Ve biz Garrison'ın üstündeki SA-9'u bulacağız. Yani kabaca 4 numaramıza TGP'yi sleeve edeceğiz. Azıcık yukarısına bakacağız. Ve SA-9'u orada bulmaya çalışacağız. Zaten onu bulduk mu yanındaki diğer arkadaşı da bulacağız. Çok zor olmaması lazım. İlave bir şeyler çıkmazsa. Bu sefer şunu göz önünde tutalım. Buraya zaten bildiğimiz hikaye ki görsel olarak bize yardımcı olsun. Evet, ana ekrana dönüyorum. Vuracağımız hedeflerle. Evet, biraz da iyice yavaş gidiyoruz şu an. Yakıtımızı bayağı tasarruflu kullanıyoruz. Bakalım yakıt konusunda neredeyiz? 3'e yaklaştık. Ve 3'te ne diyor? İyi. 10.000 pound'a yakın olması lazım diyor. 11.700. Bayağı okunda iyiyiz şu an. Güzel. Pardon, biz
12'ye geliyoruz. Daha 3'e kadar 10.000 olacak. Buraları diyalog gelene kadar hızlandıracağım. 2x 2x'tir. Gönül ister bunları editörden hızlandırayım ama oynarken kolayıma geliyor. Evet, 7 nat kaldı. TGP'yi ayarlarsak buradaki mesafeler çok güzel bize çıkıp söylüyor. Ne kadar kaldığını. 100 mil uçacağız şu an. Uçuyoruz. 15 dakika diyor. Doğru mu aldık? Vallahi öyle. Evet. 94. Bayağı hızlıyız aslında. Yok. İlk başta da bahsettiğim gibi bakın 260 knot gözüküyor hızımız. Fakat ground speed'e gelirsek aslında 400 knot'la gidiyor. Neredeyse 1,5-2 misli hızında gidiyoruz. Yakıtımız sanki yerde şöyle alıyorduk. Sanki yerde 270 ile gidiyor olsak zaten bu kadar yakıyor olacaktık. Bu yükseklikte incelen havaya rağmen bizim enstrümanımız bu hızda olduğumuzu zannediyor her şey. Yani efektif olarak biz yere kıyasla bu hızdayız. Hava yoğunluğu burada en büyük fark. Bu true airspeed ile ground hemen hemen aynıdır. 427-440 çok benziyor. Calibrated'da tutuyoruz. Niye Calibrated'da tutuyoruz? Çünkü uçağımız bu havada bu hızda olduğunu zannediyorsa bizim bütün her şeyimiz o şekilde etkilenecek. Angle of attack'ımız o şekilde etkilenecek. Dönüş çapımız vesairemiz sanki havada 300 knot gidiyormuşuz gibi. Çünkü buradan 300 knot üstünde geçiyor her şey gibi düşünebiliriz. Angle of attack'ımız biraz yüksek. Surf yapıyor gibi. Bunlar bile uçağı tasarlarken hep göz önünde bulunduruluyor. Bu Maverick'ten biraz bahsedebiliriz. Şimdi bu kızılötesi varyantı açıkçası benim en az sevdiğim. GVH daha büyük başlıklı optik sensörü var ve sadece optik olarak buraya atlayıp yollayabiliyoruz. Mutlaka bir kızılötesi hedefe kilitlenmek zorunda. O da bazen işimizi zorlaştırıyor. Menzili 7-8 mil civarında dedik. Ama genelde 5 milden anca görebiliyoruz ve vurabiliyoruz. Zaten lazer güdümlü bombalarımızın çok da üstünde konuşacak bir şeyimiz yok. Bakın Gold 1'e geçti de. Gold 1'in frekansını bilmiyorum. Hemen bakacağım buradan. Gold 1 UF 11'miş. Hemen geçelim. Yanlış mı yaptık? Six or 2-1. 50 miles from target. Any new words? Sort 2-1, we're like 6. Copy your last. Mission is a go. Proceed as brief. Copy. Sort 2-1 is proceeding. Evet, yaklaşmaya başladık açıkçası. Şimdi fencing yapabiliriz. Ama oyunda Forrest'ın demesini bekleyelim. O sırada TGP'den, TGP'den bir bakalım. Bakalım görebilecek miyiz? Daha çok uzaktayız gerçi.
40 mil uzaktayız 3'ün. Hatta onu şöyle yapacağım. Uçak aynı hizada gitsin. Bunu rola alacağım. Buradan TGP'yi 4'e koyacağız. Ve 4'e bakmaya çalışacağız. Evet, daha çok uzaktayız. Ama belki bir şeyler yakalayabiliyor muyuz? Hayal meyal. Yalnız optiğin güzelliğine bakın. 40 mil ötedeyiz. Normalde çıplak göz bu şekilde görüyor. Ve şu zoom becerisine bakın yani. Böyle böyle bir şey değil. Görürsek işaretlemek için bunları hazırda bekliyor olacağım. Biz bu arada master arm'ımızı açalım. Lazer kolumuzu açıp biz fencing yapalım ufaktan. Manuelde tutacağım bunları. Çünkü zaten ECM'imiz yok. 5 miles to IP. Bends it. Sword to you. Hatta bütün ışıkları kapatın. Keşke gözüne fark edecek dersiniz, haklısınız. Şimdi bir takım arkadaşları görüyoruz sanki ama... Beşe bakalım. Beşte bir şey görebileceğiz mi? Ah, bulutlardan geçiyoruz. Onu da alçalmaya başlayalım bence. En azından bulut seviyesinin altına inersek. Çok, zaten bulutlar çok az. Gerek kalmayacak. Ama 25.000'de ne güç arttırsak tepki verir. Bu ağırlıkta ne manevra yapabiliriz? Yetme temizdir. Hadi bulut, tam da yerine geldin. Da bir yerde bir anti-aircraft olması lazım. Korumaları bile görebiliyoruz. Şu kamyonları da alalım. 27'de belki uğrarız. 26 SA-9 koyduk. 27 onu koyduk. ZSO'yu bulamıyoruz. Soğuk diye mi acaba? Çalışmıyor mu? Şu arkadaş mı? Evet. Oo, süper. 26 ve 28. Tamamdır. Evet. Önce 26'yı vuracağız.
Arkasından 26'yı 28'e indiririz. Evet. Bunu lazer güdümlü bombayla düşünüyorum. Tepeden temiz temiz Maverick'i son an işleri için saklıyorum. Lazer kolumuzu test edelim. Bakın lazer trigger'a bastığımda lazer vuruyor. Whiplash ile konuşmadık. Whiplash 6 ile konuşacağız. Flash 6, Sword 2-1 approaching IP. Commencing attack. Copy Sword 2-1, we are holding position south of Tajin. We are 15 miles in June for go, no go decision. Copy, Sword 2-1 out. Sword 2-2, we're approaching the IP. We've got 15 minutes to acquire and destroy targets. I want you to set up an orbit at the IP and hold high cover. Angels 2-5. Copy, lead 2 is cover. Okay. Yani 12.000 fitin altına inmezsek bize vurabileceğimiz bir şeyimiz yok. 15 dakikamız var. Bu helikopterler gelmeden önce. Koordinatları aldık. Her şeyimiz temiziz. Eğer çok komplikeleştirmezsek bu işi vuracağız. Bakın menzilimiz yaklaşıyor. Hizadayız. Çok alçalmak istemiyorum. Point target'a geçtim. İlk olarak SA-9'u vuracağım. İlk sortide. Sonra 180 dönüp diğerini vuracağım. Aç gözlük yapıp bir seferde ikisini vurmayı deneyebilirim ama bir önceki görevden sonra bunun iyi bir fikir olmayacağını düşünüyorum. Şu an 15.000 fitteyim. Daha fazla riske girmeyeceğim. Hatta biraz hızlanıp raketimi yukarı çıkaracağım. Bombayı dümdüz, azimutlu dengeleyip şu dikey çizgiye uçağımın gittiği yönü birleştirmeye çalışıyorum. Artık silahı bırakabilirim. Basıyorum tuşa, basılı tutuyorum. Çizgide bırakacak. Bombayı bıraktı ve lazerle şu an parmağımı basılı tutuyorum. Çok da hızlı gitmeyeceğim. Bomba düşene kadar TGP'den uzaklaşmasını istemiyorum. Bakın şu an lazere basıyorum. Yavaş yavaş bombam oraya gidiyor. İçeriden izleyeceğiz. Hafif zoom'umu arttırıyorum. Bakın şu TGP'nin üstünde görüyorsanız şurada bir nokta var. Bu nokta bizim arkaya doğru gidiyor bakın. Birazdan görseli kaybedeceğiz demek oluyor. Onu şöyle tutup içeride tutmaya çalışıyorum. Bomba düşene kadar tutacağım ve bum. Harika. En büyük tehdidimiz gitti. Harika bir textbook vuruşu yaptık burada. Şimdi 28'e geçiyorum hedefe. Ve bakalım onu görebileceğiz mi? Tabii bu sefer bakın tam sınırından halletmişiz. Şu an podumuz arkaya bakmaya çalışıyor. Ama bakamıyor. Kör noktasındayız. Şimdi biraz daha gideceğiz. Tekrar yükseleceğim. Etiketlediğim hedefi bulamıyorum.
altında kalıyor galiba. Dumandan ötürü göremiyoruz. Doğru mu? Öyle. O yüzden bunu TV'den bulmamız lazım. İnfrared çok bloke ediyor. Şuralarda bir yerde olması lazım onun. Niye bulduğumuz hedefi bulamamaya başladık. Güzel olmadı. Neredesin? Ağaç. TV'den bakacağız. Lazım. Muhtemelen... Aha gördüm ve kaybettim. Tamam buldum. Zaten buna biraz dalabilirim artık. Ağacın... Her seferinde dönüyoruz. O benim oryantasyonumu biraz mahvediyor. Tekrar kaçırdım. Aa, uğraşmak istemiyorum. Kamyon. Kamyona benzeyen bir şey. Şu ağaca takılıyorum. Aynı yere bakıyorum. Sakin olup bakın tekrar. TGP'nin kör noktasına hep takılmasak. İlk başta ne kadar güzel gördüm onu. Şu an 9000'deyiz. Çok hoş bir irtifada değiliz. Ve tam üstünde, hedefin üstünde bakmak çok zor. Biraz uzaklaşıp sakin sakin bakmam lazım. Farkındayım. Evet, buldum. Oh be. Şimdi dalacağız artık. Araya yaptığım için şey kaybetmeyecek. TGP kaybetmeyecek. Çok uzattı be. Ama güzel kamufle olmuş. Dakika geçmemiştir. Bir hedef daha vardı sanki. Bunu hiç görmedim. Nasıl ağaç gibi duruyor ya. Buna biraz dikkatlik ama lazere basıyoruz. Bakalım gidecek mi? Uf. Diğeri de onun dibindeydi, gördüm. Az önce şurada vuruş kamerasında gördüm. Ona da Maverick'le vuracağız galiba. Başka.
başka şeyimiz kalmadı. Hedefler değil. Tam vurduk. Onun dibindeydi. Şuradan bir saniye bakacağım. Tekrar Newport'tan, şu iPad'den, istihbarattan bakmaya çalışacağım. Nasıl dedim mi unuttum. Bakalım. İstihbaratımız da buradaydı. Bakın hangisini vurduk? SA-9'u vurduk. Köşeyi vurduk. Güneydoğusunda. Şu iki arkadaşı vurduk biz. Bu biraz alakasız bir yerde. Güneydoğusuna bakacağız. Garasına. Altitude. Sort
yapmak bir sanat. Bu sefer bizde. Teşekkür ederim. Bu da son. Yok, bir saniye, bir flash bekleyeceksin. iPad'e mi verdim bunu ya? Bütün vurduklarım öyle mi geçti? Aman tanrım, görevin en güzel kısımlarını kayıtta almadım mı? İnşallah o iPad ekranında izletmemişimiz bu güzel killeri. Eğer o kısmı yapmadıysam ikinci bir videoda ekleyeceğim. Hiç sıkıntı yapmayın. iPad'i izletmiş olamam yani umarım bütün görev boyunca. Çok güzel lazer bombası ve şey kili aldık çünkü. Edit yapıp araya mutlaka koyacağım onu bu replay'den. Pop up threat. AAA west of waypoint 5. Across the river. Stand by for coordinates. ZU57 location. North 3510.728. Hedef nereden çıktı acaba?
1 rifle. Ve... Evet, geçmiş olsun. Alright, the UFIT 70 is down. En azından şu an iPad izletmeden son malveriğimizle düzgün bir iş yaptık. Helikopterleri de görüyorum. Diyorlar. Bunlara merhaba diyelim. Sigara içiyoruz. Point track atabilecek miyiz bakalım.
yaklaştı. Helikopteri bombayla vuran arkadaşlar gelmişti. Bakalım gidiyor. Bakalım nerede? Ha orada. İnanılmaz bir teknoloji değil mi? Oh, manpad var. Bir sıkıntı işte. Manpad at north 3510.693 East sandığımdan kolay oldu. Ne yalan söyleyeyim. Tepelerinden 90 derece ölüm gibi çöktük vallahi. Üstlerinden geçeceğim, bakacağım sadece. Bingo yakıtına gelmek üzereyiz.
İyi, görev bitti. Strike team girdi, intel'i aldı, döndüler. Şimdi bak temizliyor. Biz sadece göz atacağız şeye. Bingo'yu yedik. Neyse döneriz. Afterburner açmazsak sıkıntı yok. Hadi patlat canım benim artık. Oyalanma. Fazla yakıt almasaymışız, telef olurmuşuz. Bak canım benim, vur artık. Güzel, kilitlendin. Aa, C'den atacak, bomba atacak, o yüzden gelmesi lazım. Sort 2, pickle. Pickle. Bakalım izleyelim. Bayağı güzel. Füze gibi atmış onu ya. Ditos'la mı attı? İrtifa alıp bak parabol komple açı verip atıyor. İnanılmaz herif. Biz de irtifa alalım biraz yakıtımızı. Selam. Yakıt yettirmeci oyunu oynayacağız. Bakalım olacak mı? Onun için de elimizde birkaç şey var. Öncelikle cruise'u açıyoruz. Bakıyoruz. Evet. Tepe tepe yakıtımız var. Burada cruise moduna geldiğinizde bu zamana bağlı bir yere varmanız gereken bir zaman varsa onu ayarlıyorsunuz ve o size gitmeniz gereken süreyi söylüyor. Mesela ne bileyim şu an 6 numaralı point'e bu şu anki saat 13.18 bu hızda bu şekilde gidersek diyor işte 12.39'da orada olacaksın diyor. Orada olacaksın diyor. Bu destination'ı ayarlayabiliyoruz. Mesela ne bileyim 13.20'de burada olmak istersek imkansız 1300 knot'la gitmen lazım diyor. Bize yani hızımızı ayarlamamız için yardım ediyor. Bu modlardan biri. Diğer mod menzilimizi gösteriyor. Şu an diyor ki steer point 6'ya gittiğinde elinde 4000 pound yaklaşık yakıt kalacak diyor. Buradan hangi point'e ne kadar gittiğimizde ne kadar elimizde yakıt kalacağını 3 aşağı 5 yukarı bakabiliyoruz. Bu arada rüzgarı ve rüzgar hızını da söylüyor. Bu home, home point her zaman 0 diye otomatik kalktığı yeri ayarlıyor. Çünkü steer point'ten tek tek base'i girmeyelim diye. Home'a baktığınızda şu an için
Optimum altimetre, bunu bir kere daha önce üstün körü konuşmuştuk. 37 bin fitte muazzam, en düşük yakıtla gidersin diyor. Tabii ki o kadar yükseğe çıkmayacağız. 25 binde takılacağız biz. O yüzden bize home'da ne yakıt söylüyorsa genelde bundan daha fazlası kullanıyoruz. Yani ben burada 2400 görüp ha tamam süper deyip rahatlamıyorum. Bu belki 1000-1500 olacak çünkü istediği irtifada gitmiyor. Ve rüzgar faktörü her zaman oynuyor. Bu da aynı şekilde bize tavsiye ettiği hız vesaire gibi, bunu buradan da birçok şeyi ayarlayabiliyoruz. Bir şey söyleyecek yaklaşık. Ama yakıtımız olduğu için şey yapmıyor. Panik olmadan 6'ya gidiyorum. Şimdi 7 yapacağım. Yavaş yavaş dönüyoruz artık. Hatta fans out yapabiliriz. Tehlikeli yerden çıktık. Fans out. Evet, şekilde oldu. 422. Hatta bu sefer ne yapacağım? Şu Sentinel'e bir konuşalım da kaç yakıt tankımı atacağım. Seçtim. Burada jetison yapmayı da öğretelim. Geri geldi. Buna her birine ayrı ayrı tutorial çekeceğim zaten de. Weapon release'i kullanacağız kısacası. Air to ground'a geldim. Inventory'imi açtım. Buradan inventory'imi seçiyorum varsa. Tabii şu an yok hiçbir şeyim. Burada gördüğünüz gibi sıfır. Burada SC dersem istediğim şeyleri seçebiliyorum. Burada tabii neyin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Bu TK-300 bizim orta merkezdeki yakıt depomuz. Bunlar şu kenardaki yakıt depo tanklarımız. Bu gördüğünüz L-88A ve TER'de bu yakıtları koyduğumuz şey, silahları ve mühimmatı taktığımız bağlantı aparatı. Normalde bunları hiçbir şekilde bırakmamamız lazım. Bakalım bunları bırakmak bizim menzilimizi etkileyecek mi? O sırada da deney yapalım. Tabii bunu gerçekte yaparsak gereksiz yere yaptığımız için sopayı yeriz. Normalde bunları dogfight'a girerken atabilmemiz beklenir ama şu an hiçbir sebebimiz yok aslında. Well, it's a pretty hostile air base we just flew into, and we couldn't have done it without you. Good job. Please report a very successful mission on our end. No problem, Whiplash. Just doing our job. Well, we sure appreciate it. Look, we're back on base tonight, and we'll be sure to thank you in person. Copy that, Whiplash. 242 out. Evet, teşekkürlerini ilettiler.
Hadi bakalım, bunları atalım. Menzil artacak mı? Yeah. Good job all around today. Man, those Apaches really tore that garrison up. I love that bird. It's impressive, all right. But still, not sure I'd want to be down there that low and slow. Better than a Blackhawk. Or worse. These Whiplash guys look tough, all right? Seen them around the base. Mm-hmm. Pretty intimidating. Evet, artırmadı benzinimiz. Yeah, they gotta be Delta, right? Yeah, for sure. Worst kept secret out there. Keti açacağız tekrar. Yaparsak yapalım, kodları atamıyoruz. Hiçbir şekilde izin vermiyor. Sevzeklik yapıp füzeleri de mi yollasak? Sonra bir tane friendly'e falan vuracak. Başımız ağrıyacak. Bakalım uçak var mı havada hiç? İyi, havada kimse yok. Hadi sallayalım gitsin. Füzemizi füzeyle vurabiliriz. Birbirine vuracak mı? Tam bir vergi canavarı olarak. Her şeyi sattık. Geçebiliyorum. Yaptı şu an. Damn. But they finally jumped the fence. Sounds like it. Things are about to get more serious, I think. Yeah, no doubt. Keep your head on a swivel, Bug. Doubt they'll be looking for trouble down here, but let's not get complacent. Sure, too, too. Ben normalde böyle bir şey yaptıktan sonra bir daha bizi uçurmazlar ama. Kapatıyoruz. Zaman hızlandıralım.
kepeğe ihtiyacımız yok da. Lançaları korkulursa. Merak ettim şu TGP'yi açık kapatırsa böyle lensi açık bırakıyor. İlla standby'a elimizi almamız mı lazım yani? İlla açıp standby'a alacağız. Bundan sonra açıkçası kapatabilirsiniz. Ben görevi bitirip koyacağım. Dediğim gibi o kaçırmış olabilme ihtimalini bile şu an düşünüyorum. En güzel vurduğumuz yerlerde eğer yayına koymadıysam ah bana. Ama merak etmeyin, o bana biraz ekstra iş çıkarsa da onu mutlaka editte ekleyeceğim videoya paylaşmadan önce. Ses olmayacak sadece. Proceed to Hotel 4 Airspace. Check in at flight level 170. Push to wrap call arrival at 30 mile mark. Flight level 170, sort 21. Girdiğimizde bu askeri navigasyon buradan modları değişip transmit receive yaparsak mesafe bilgisini de alırız. Burada şöyle baştan geçeyim. Şöyle şimdi. Takana açtık. Havalimanını yazdık. 125. Bu Y ise bunu değiştiriyoruz sekansdan ama hiçbir şey yapmazsak Band X diye geçiyor. Bunların tutorialını ayrı çekeceğim. Eğer bunu
Bu havadan havaya noktalar için bunu mesela yakıt alırken kullanacağız. Bu sadece bize yön bilgisi verecek takanı açarsak. Transmit receive dersek mesafe bilgisini de alıyoruz. Tabii ILS olmadığı için bunun bir anlamı yok. Olsaydı onu da kullanabilirdik. Yaptık. Şimdi arrival'a geçebiliriz. Hotel 4 arrival, Sword 2-1 entering Hotel 4 airspace. Oh, 17,000 feet demiş. Sword 2-1 cleared for approach Bravo. Adjust altitude to flight level 170. Approach Bravo, flight level 170, Sword 2-1. Takanın sesini kapatmak isterseniz onu da kapatıyorsunuz. Sürekli Morse'la sürekli bıdı 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 söyleyecek çünkü. Orada zaten Bravo dedi. 10 numarayı zaten işaretledik. Keskin hareketlere gerek var mı? Tabii ki yok. Runway 10, wind 321 for 2 knots. Runway 10.
Evet işte. Böyle yorulduğumuzu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı yerden indiriyor. Bizi paternden çıkarttı, ben buradan ineriz diye düşündüm. Bu arada belki bilmeyenler için diye söylüyorum. Pist numaraları tesadüfi değil arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 derecelik isabet şeyiyle yuvarlanmış bir şekilde 360 derecelik şeye göre düzenleniyor. Kuzey, güney, doğu, batı şeklinde. Mesela bu 28 numaralı demek. 280 dereceye, kuzey doğuya bakıyor. Doğuya bakıyor demek. Pardon, karıştı. Kuzey batıya bakıyor. 80 gidiyor. 10 numaralı pist. Bakın. Pardon, gene ona bakıyorum. 100 numaraya denk geliyor. Buraya bakıyor demek. Ama bunun arasında bir bunar derece sapma olabiliyor. Dolayısıyla bizim kesin değeri pistten öğrenmemiz gerekiyor eğer şeyle ineceksek. Mesela bunu açtık diyelim. Ben çakılmayayım da. Bu uzay ben istemiyorum. Nereden çekiyorduk bunu ya? Mesela ineyim. Bakalım tekrar. Şeyi boşalttık. Füzelerimiz, hiçbir şeyimiz yok. 150 knot'ta bile açımız fazla. Normalde 170-180 ile otururuz. Yani çok hafif olduğumuzda işte nasıl iniş hızlarımız değişiyor. Neredeyse 140-150 knot'la ineceğiz. Normalde hiçbir zaman bu kadar hafif inemiyoruz. Güzel bir iniş istiyordu, gene beceremedik. İdare eder.
1, clear runway and proceed to spot 8. Alıştık artık. O 18 diğeriydi. Bu sefer de 9'a girelim. Bizim teker gene patlak galiba. Uçak çıkarmış burada. Aha çıktı valla. Hadi bakalım. İyi. Bize böyle uzun yoldan gideriz. Tarladan gideriz. Otlardan geçip inteklerin de ağzını ederiz. Amatör pasyonu der miyiz? Yaparız. Biz her şeyimiz var. Duvara gömmeyelim de. Aa, bakalım. Hoppa. Haydi. Bugünlük de bu kadar. Süper. İyi. Evet, günün sonunda yorgunken bu iş biraz farklı oluyor. Neticede başarılı bir görevdi. Vurduğumuz şeyleri keselim. Şöyle. Güzel vuruşlar vardı yaptığımız. Onları eğer görüntünün üstüne yazdıysam iPad'e, dediğim gibi düzelteceğim. 5. görev için bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer subscribe olur, abone olursanız çok ora geçer. Buraya kadar geldiyseniz şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.